Selçuklular döneminde Erzurum, 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Abbasi halifelerinin filan Selçuklu hakimiyetine girmesi sonucu, Araplar bu bölgeden çekilmiş ve Selçuklu-Bizans mücadelesi başlamıştı. 1048'de İbrahim Yınal ve Kutalmış komutasındaki Selçuklu orduları Erzurum'un 15 kilometre kuzeybatısındaki Erzen, Ardze, önüne gelerek şehri kuşatmışlardı. Şehir halkı, önce şehrin dışında mukavemet etmeye çalışmışlar, fakat dayanamayacaklarını anlayınca, şehre çekilerek direnişlerine devam etmişlerdi. Şehir bu şekilde 6 gün dayanabilmişti. Muhasaranın uzadığını gören İbrahim Yınal, şehri ateşe verdi. Erzen bu istiladan sonra, bir daha eski halini alamadı. Şehrin sağ kalan halkı Theodosiokol ise, yani bugünkü Erzurum kalesine sığındı. Türklerin Erzurum'da temelli olarak yerleşmesi, Malazgirt zaferi sonrasında gerçekleşmiştir. Doğu Roma İmparatoru Roman Diyojen, Malazgirt'teki Kader Savaşı'na giderken, ordularını Erzurum'da toplamıştı. Girekler, Ruslar, Alanlar, Gürcüler, Ermeniler, Franklar, Normanlar, hatta Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlardan gelmiş olan Hazar, Kıpçak ve Uzoğuz Türkleri Erzurum Kalesi'nde bir araya gelmişti. Farklı kaynakların belirttiğine göre kaledeki askerlerin sayısı 200 bin ila 400 bin arasındaydı. Böylece Doğu Romalılar, hazırlıklarını Erzurum'da tamamlamıştı. Fakat bu hazırlıklar beklenen sonucu vermedi. Malazgirt'teki meydan muharebesi Türklerin zaferiyle sonuçlandı. Roman Diyojen'i Malazgirt'te mağlup eden Sultan Alparslan, esir bir imparatoru elde tutmanın bir işe yaramayacağını düşünerek, onun bir an önce İstanbul'a varıp tahtını sağlama alması için, onunla bir anlaşma imzalamış ve yanına bir miktar asker verip İstanbul'a göndermişti. Bu anlaşmaya göre Erzurum, Malatya, Tarsus hattı Selçuklulara bırakılacaktı. Malazgirt hezimetinden sonra Erzurum'a gelerek para ve asker toplamaya başlayan Diyojenes, İstanbul yolundayken, Sultan'la yapmış olduğu anlaşma, artık geçersizdi. Bunun üzerine Sultan Alparslan, emrindeki Türkmen beylerine, bundan böyle aslan yavruları olunuz, yeryüzünden gece gündüz kartal gibi uçunuz, diyerek, Anadolu'nun fethine başlamalarını emretti. Erzurum, işte bu emir doğrultusunda, Saltuk Bey tarafından fethedildi. 1071 sonrasında kurulan Saltuklu Beyliği'nin yöneticileri arasında, İçkale'deki Tepsi Minare, Saat Kulesi ve Mescidi inşa ettiren Ziyaeddin Gazi, Ulu Cami'yi yaptıran Nasıreddin Muhammed ve Tercan'daki meşhur kervansarayı yaptıran Mama Hatun gibi önemli şahsiyetler vardır. 12. yüzyılın sonlarında gücünü kaybeden Saltuklu Beyliği'ne Anadolu Selçuklu Sultanlığı, Rükneddin Süleyman Şah tarafından 1202'de son verilmiştir. Selçuklular, Saltuklulardan sonra Erzurum'da hüküm süren ikinci Türk hanedanı olmuşlar ve 1230'a kadar hüküm sürmüşlerdir. Erzurum Selçuklularının kurucusu Mugiseddin Tuğrulşah'tır. Tuğrulşah Selçuklu yöneticileri içinde hatırı sayılır bir mevkiye sahipti. Hükmettiği Erzurum emaretini Ahlat'tan Amasya'ya kadar genişletmeyi başarmıştı. Eyyubiler ve Gürcülerle sonu gelmez savaşlara tutuşmuş, hatta bir ara Gürcistan'a bile hükmetmişti. Kuzeyinde ise Trabzon'daki Rum Komnenos Krallığı gibi önemli bir devlet bulunuyordu. Tuğrulşah'ın 1225'te ölümü üzerine, yerine oğlu Rükneddin Cihanşah geçti. Cihanşah'ın hükümdarlık yılları, doğudan batıya doğru hızla yayılan Moğol tehlikesinin Erzurum ve çevresinde etkisini göstermeye başladığı yıllardı. Bu Moğol etkisi, önce Harzemşahları sonra Selçukluları ortadan kaldıracak olan büyük bir tehlikenin ilk işaretleriydi. İşin ilginç taraflarından biri, Moğollar doğudan Harzemşah topraklarına saldırırken, Harzemşahlar batıda Selçukluları tehdit etmekteydi. İşte böyle bir ortamda iktidara bu işbirliği 1230'daki Yassıçemen Savaşı'nda Alaaddin Keykubat ile Rükneddin Cihanşah'ı karşı karşıya getirdi. Erzincan yakınlarındaki bu savaşta, Alaaddin Keykubat'ın yanında Eyyubi meliklerinden Melik Eşref, Celaleddin Harzemşah'ın yanında ise Erzurum Selçuklularının Meliki Rükneddin Cihanşah vardı. Yassıçemen Savaşı'nı kazanan Alaaddin Keykubat, ordusuyla birlikte Erzurum'a yürüdü ve amcasının oğlu olan Rükneddin Cihanşah'ın iktidarına son verdi. Keykubat'ın Erzurum'u almasıyla birlikte, şehirde hüküm süren ikinci Türk hanedanı da ortadan kalkmış, Erzurum doğrudan merkeze bağlanmıştı. Türkiye Selçuklularının en büyük hükümdarı olan ve bu devlete, Azamet Devri'ni yaşatan Alaaddin Keykubat'ın Erzurum'u ele geçirmesinin temel nedeni, yaklaşmakta olan Moğol tehlikesini bertaraf edebilmekti. Çünkü bu tehlikeli saldırganlar karşısında, ancak kendi akrabaları tarafından yönetilen küçük beylikleri ortadan kaldırmak ve gücü tek elde toplamak suretiyle başarılı olabilirdi. Bu siyasetin tatbikinin ilk şartı Erzurum'u ele geçirmekti. Zira bir taraftan Gürcüler, diğer taraftan Trabzon Rum Krallığı ile sınır olan Erzurum, Moğolların Anadolu'ya girmek için kullanabilecekleri 10 önemli kapıydı. Erzurum'da, Türkiye Selçuklularının hakimiyeti 1230'da başladı. Alaaddin Keykubat, Mübarizeddin Çavlı isimli komutanını Erzurum'a subaşı olarak tayin etti.
Bu sırada Harzemşah Devleti'nin ortadan kalkması sonucunda üç bölge durumuna gelen Erzurum, Moğol istilasına açık hale gelmiş ve Moğolların önünden batıya doğru kaçan Türkmenlerin akınına uğramıştı. Oğuzların kayı boyundan bir grupla 1232-33 tarihlerinde Ertuğrul Gazi liderliğinde Erzurum yöresine gelmişti. Erzincan ve Erzurum'dan sonra Ahlat'a inen ve bu önemli Türk şehrini Eyyubilerden alan Alaaddin Keykubat, böylece Ahlat, Erzurum, Erzincan hattını kuvvetli bir savunma hattı haline getirdi. Nitekim Alaaddin Keykubat'ın 1237'deki ölümüne kadar bu bölgeye herhangi bir Moğol saldırısı gerçekleşmedi. Bu tarihten bir müddet sonra, 1240'ta Anadolu'da çıkan Babai isyanından faydalanan Moğol komutanı Baycunoyan, 1242'de Erzurum'u kuşattı. Şehir, içeriden bir ihanet sonucu Moğolların eline geçince, tarihinde ilk defa olarak büyük bir tahribata ve yağmaya maruz kaldı. Türkiye Selçuklu Devleti'nin 1243'teki Köseda yenilgisinden sonra Batı Moğollarının hakimiyetini tanımasıyla Erzurum, bir Selçuklu vilayeti olarak varlığını devam ettirdi. Bu devletin 1256'da kurulan Moğol İlhanlı Devleti'ne tabi olmasıyla birlikte, bu kez İlhanlılara bağlı bir Selçuklu vilayeti oldu. Bununla birlikte Türkiye Selçuklu Devleti 1308'de kesin olarak yıkılınca, doğrudan İlhanlı valileri tarafından idare edilmeye başlandı. Osmanlılar döneminde Erzurum, İlhanlı Devleti'nin 1336'da yıkılışından Osmanlı'nın fethine kadar geçen yaklaşık 200 yıl boyunca siyasi istikrardan uzak kalan Erzurum, birçok savaşa ve tahribata sahne oldu. İlhanlılar sonrasında çeşitli beylerin ve ardından Akkoyunlular ile Karakoyunluların mücadele sahası haline gelen, Timur ve İskender Bey tarafından tahrip edilen ve nihayet bölgeye hakim olan Şah İsmail'in Şiilik zorlaması yüzünden halkı başka yerlere göç eden Erzurum, adeta bir baykuş yuvası haline gelmişti. Öyle ki, deki Osmanlı fethinden hemen sonra, 1520'de yapılan sayıma göre şehirde tek bir mükellef nüfus yoktu. Erzurum Kalesi, Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonraki 20 yıl zarfında harap halini muhafaza etti. Şehrin imarına Kanuni Sultan Süleyman'ın 1534'teki İran Seferi sonrasında başlandı. Osmanlı idaresi altında Erzurum büyük önem kazandı. Şehrin üzerinde bulunduğu askeri ve ticari yollar Osmanlılar için çok değerliydi. Çok geniş bir bölgeyi içine alan Erzurum eyaletinin başında bulunan paşalar, devletin en önemli yöneticileri arasında yer alırlardı. Stratejik konumundan dolayı Erzurum, Gürcistan ve İran'la yapılan savaşlarda her zaman önemli bir askeri usul oldu. Tanzimat dönemi idari düzenlemelerinin uygulandığı ilk yerlerden birisi Erzurum'du. Örneğin 1864 vilayet nizamnamesine göre Anadolu'da kurulan ilk vilayet Erzurum'dur. Aynı yüzyılda ortaya çıkan Rus tehdidi karşısında Erzurum'un askeri yönü yeniden ön plana çıktı. Şehir ve civarı tam bir müstahkem mevki haline getirildi. Erzurum ilk kez 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların eline düştü. Rusların bu ilk işgali uzun sürmedi, 14 Eylül 1829'da imzalanan Edirne Antlaşması'na göre Erzurum Kalesi tekrar Osmanlılara bırakıldı. Bu ilk Rus işgali, şehrin fiziki durumuna ve sosyo-ekonomik yapısına büyük darbe vurdu. Öyle ki 1800'lü yılların başında 100 binden fazla olan şehrin nüfusu, savaştan sonraki yıllarda 30 bine kadar gerilemişti. Bununla birlikte, bu savaşın hemen ertesinde uluslararası ticarette yaşanan gelişmeler ve Erzurum'u da içine alan bölgenin büyük devletler nezdinde kazandığı önem, şehrin sosyal ve iktisadi olarak kendini toparlamasına yardımcı oldu. Bu ilk Rus işgalinden sonra, özellikle Kırım Savaşı ve sonrasında, yeni bir Rus işgaline engel olabilmek için, şehrin çevresinde modern savunma hatları, bitişik istikamlar ve bağımsız tabyalar inşa edildi. Fakat ne bu tabyalar ne de Kasım 1877'de Aziziye'de yazılan kahramanlık destanı, Rusların 93 harbinde Erzurum'u ele geçirmelerine engel olabildi. Şehri savaş yoluyla işgal edemeyen Ruslar, 3 Mart 1878'de imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile şehre girdiler. Ancak 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması sonucu şehri boşaltmak zorunda kaldılar. Bu antlaşmayla Kars ve Ardahan Ruslara bırakıldığı için, Erzurum, Osmanlı-Rus sınırının hemen iç kısmında yer alan bir sınır kalesi durumuna düştü. İşte bu nedenle 93 harbinden sonra şehrin epeyce dışında yer alan, düşmanın muhtemel saldırılarda kullanabileceği geçitlere yeni savunma hatları ve tabyalar yapılmıştır. Görüldüğü üzere Erzurum, Osmanlı Devleti'nin İran ve Rus sınırına yakın en önemli stratejik mevki olması nedeniyle, her dönemde önemli bir kale olmuş, kalenin yeni teknolojiler karşısında yetersiz kalması üzerine tabyalarla tahkim edilmiştir. Tespitlerimize göre Erzurum'daki ilk tabyalar, 16. yüzyıldaki İran tehdidi nedeniyle yapılmıştır.
Bu tabyalar hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. 44 tabyanın ismini ve yerini tespit etmiş bulunuyoruz. Bunların ancak yarısı günümüze ulaşabilmiştir.